Migros'un sunduğu analiz masasından herkese merhaba Fenerbahçe. Sivas Spor'u kendi evinde ağırlayacak. Biz de bu mücadeleye bugün konuşuyor olacağız. Fakat öncesinde duyurumuzu yapalım. Migros hemen ile anlık ihtiyaçlarınız dakikalar içerisinde Migros güvencesiyle kapınızda. Migros uygulaması içerisinde farklı hizmetler de var. Tabii ki bunları da inceleyebilirsiniz. Migros sanal markette çok fazla çeşitli ürünü randevulu bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Ama ben acıktım diyorsanız da Migros yemek uygulamasıyla Yemek siparişlerinizi verebilirsiniz. Daha önce Migros yemeğin kampanyalarından size bahsetmiştik. Siz de bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız Migros uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Diyelim ve Fenerbahçe-Sivas Spor mücadelesine geçelim. Hafta içerisinde Avrupa mücadelesini grup aşamasında sona erdiren iki takım. Fenerbahçe ve Sivas Spor gruplarını lider bitirdiler. Tekrardan iki takımı da tebrik ediyoruz. Yolları açık olsun bir sonraki turlarda. Ve ufak ufak da olsa Fenerbahçe tarafında biraz daha fazla tabii Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaptığı bir rotasyon. Sivas'ta da Sabah ve Mustafa Yatabare'nin dinlendiği Rıza Çalınbay'ın hafta sonu mücadelesini daha fazla önemsiyoruz dediği, verdiği demecin ardından oynayacağı bir lig maçı. Bu maçta bizi neler bekliyorla hemen başlayabiliriz. Ya muhtemel 11'i Fenerbahçe maçları üzerinde vermeyi artık çok fazla <laughs> sevmiyorum. Ama tabii ki yani belirli düşüncelerimi burada paylaşmak isterim. Fenerbahçe yeniden tabii ki dörtlü çıkacaktır stoper rotasyonundaki azlıktan ve sakatlıklardan dolayı. Belirli kesin gibi gördüğüm kendi çapımda şeyler var. Örneğin Bright Samuel maç ısınmasında sakatlanmıştı ama ilk 11'de oynadı. Biraz düşük bir performans sergiledi. Bu maçta beklerde Ferdi Kadıoğlu ve Ezcan Alioski'yi görebiliriz. Zaten Serdar ve Salahi oynayacaktır. Yiğit şans gelir mi bilmiyorum ama dün Cesus Salahi'nin fizik durumunun çok iyi olduğunu söylediği 28. resmi maçını oynadı dün Salahi sezon başından itibaren. Merkezde Vidinara ve Crespo ikilisini görmeye devam edebiliriz. İrfan Can Kavcı yeniden ilk 11'e gelecektir. Ama ileri hatta Joao Pedro, Valencia, Batu Şay, bu tercih sürekli değişiyor. Sivas cephesinde Robin Yalçın'ın bir sakatlığı oldu. Dün maç önünde ve riske edilmeyerek maça başlamadı ama Sivas'tan aldığımız bilgilere göre Robin Yalçın'ın herhangi bir sıkıntısı yok. Maçta da oynayabilir. Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Gutas, Caner Osmanpaşa, sol bekte Ziya Erdal, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Diya Sabah Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel ve ileride Mustafa Yatabare 11'ini bekliyorum Sivas'ta. Şimdi tabii ki maça analiz edebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Mustafa Yatabare'nin ligin 3 maç başına 3.8 en çok hava topu kazanan oyuncusu olması bence en önemli noktalardan biri. Çünkü Fenerbahçe rakiplerine ön olan baskısı yaptığında çoğu zaman rakiplerini uzun vurmaya zorlayan bir yapıya bürünmüş durumda. Ki zaten Fenerbahçe o rakibin uzun vurduğu topları da bir şekilde merkez oyuncularının reaksiyonuyla beraber toplamayı da amaç edinmiş bir takım. Özellikle üçlü oynarken Gustavo Yenike'yi tam ortaya koyduğunda oradaki fizikli santraforlara uzun vurulan topu Gustavo'nun uzun boyuyla almayı da öncelik edinmiş bir taktik anlayışı sahipti. Hatta Başakşehir maçında Stefan Okaka bunun en iyi örneklerinden biriydi. Maçın belirli bir noktasından sonra George Jesus, Willian da oyuna sokarak Ara ve Gustavo Heinicke'nin uzun boyuyla beraber Okaka'nın o hava toplarını beraber almaya çalıştılar. Yatabari burada ne kadar durdurulabilir bir soru işareti olacak çünkü Dia Saba ve Max Gradel'le olan bütün bağlantıları kuranda yerden ve havadan da Mustafa Yatabare üçlü oynamak Fenerbahçe için bir çözüm olabilirdi bu maçta Gustavo'ninkinin sakatlığı kötü bir döneme denk geldi Fenerbahçe açısından. Serdar Aziz ve Atilla Salahi, Mustafa, Mustafa Yatabari'yi ne kadar oyun anlamında sindirebilecekler? Bu Sivas'ın hücumları için belirleyici noktalardan biri olacak. Diyasaba'nın ligin en iyi kilit pas atan, en çok kilit pas atan ikinci oyuncusu olması, Max Gradel'in dribbling verilerinde çok yukarıda olması, Sivasspor'un hücum gücünün zaten bu üçlü üzerinde olduğunu bizlere net olarak gösteriyor. Diyasaba oyun içerisinde konumuna baktığımız zaman bir 10 numaradan ziyade Mustafa Yatabari'yi biraz daha ikileyen bir forvet görüntüsünde veriyor bize. Ortalama pozisyonları sürekli Mustafa Yatabari ile eş bir şekilde. Ki aslında bu biraz da Mustafa Yatabari'nin oyunu geriye doğru gelerek oyun içerisine girmesiyle bağlantılı bir şekilde. Fakat bir diğer nokta, iki tane belleyici nokta. Sivasspor'un ligin en fazla başarısız kısa pas yapan takımı olması. Fenerbahçe'nin ön alan preslerinde, Willian Ara ve Crespo'nun arkadan desteklediği baskı oyunlarında Sivasspor'u pas hatasına zorlayarak kaleye en çabuk şekilde gitmesi yine belirleyici noktalardan biri olacak. Mustafa Yatabari'nin yine ligin başarısız dokunmada İlk 10 içerisinde olması, kötü kontrolü ilk 10 içerisinde olması, yine vurulan uzun toplarda ya da ona yerden gelecek noktalarda Fenerbahçe orta sahasının Yatabari'ye nasıl bir önlem alacağı, ve stoperlerle boşurken topu Crespo ya da Bilin Arao'nun ona yaptığı bir baskıda ne kadar çalacağız? Sivas Spor'un olası hücumlarını etkileyen noktadan biri olabilir. Burada Max Gradel tehdidini kesinlikle söylememiz gerekiyor. Ferdi Kadıoğlu alanını boşalttığı zaman ki bol bol hücuma katıldığı senaryoları da Ferdi'nin fazlasıyla görüyoruz. Özellikle Fenerbahçe'nin sağ kenar oyuncuları İrfan Can da oynasa, Emre Mor da oynasa aynı zamanda bir iç oyuncusuna büründükleri için olabildiğince merkeze kayan bir yapıya sahip oluyorlar ve Bek oyuncuları Fenerbahçe oyunu genişletmek için fazlasıyla ileride konumlandırıyor. O yüzden Ferdi Kadıoğlu'nun boşalttığı alanlarda Max Gradel'e vurulacak uzun bir topun ve onun driblingiyle beraber Fenerbahçe savunmasını zorlaması Sivas'ın hücum anlayışlarının başında gelecektir. Ee, yine Ali Şaşal Vural ligin en çok uzun top kullanan kalecisi. Sivas kesinlikle e, çoğu takımın aksine geriden oyunu kuralım olabildiğince uzun vurmayalımın dışında düşünen bir ekip. Ee, fazlasıyla uzun vuruyorlar gerçekten. Bunda yatavarenin etkisi tabii ki var. Ama Ali Şaşal Vural da öyle kısa pasla risk almayı seven bir kaleci değil fazlasıyla uzun vuruyor. O yüzden Fenerbahçe'nin genelde biz baskısını hep rakiplerin merkezine ya da stoper hattına yapmasından bahsediyoruz. Ama burada bu maçta iş artık kaleciye de baskı noktasına doğru evrilebilecek ve takım boyunun daha da ...ileri taşınacağı bir baskı hattını görebiliriz diye düşünüyorum. Burada da aklım hemen Volkan Babacan'ın Başakşehir maçında... ...Diego Rossi'nin gol öncesinde kısa düşen bir degacı sonrasında... ...Fenerbahçe'nin bulduğu gol aklıma geldi. Yine böyle fırsatlar olacaktır. Sivas Spor'un bir dezavantajını söylemem gerekirse... ...o da eğer oynarsa GUTAS'ın partneri olarak Caner Osmanpaşa... ...top kazanma yönelik çok fazla hamlesi olan ve yerini çok fazla kaybedebilen bir isim. GUTAS onu biraz daha toparlıyor ama Caner'in Sivas Spor maçlarında özellikle baktığımda arkasında hakikaten çok fazla alan bırakıyor ve bek oyuncuları da eşleştikleri kanat oyuncusunun mu savunmasını yapsın, alan savunmasını mı yapsın diye bir kararsızlık yaşarken ...Sivas'ın Caner'in tarafından çok fazla boşluk verdiğini görüyoruz. Fenerbahçe'nin hücumcuları da bu boş alanları çok iyi kullanan isimler gerçekten. Ben genelde Fenerbahçe maçlarını savunma dengesini bozması sebebiyle Diego Rossi üzerinden, Valencia üzerinden okuduğum fazlasıyla mücadele oluyor. Diego Rossi'nin sakatlığı sürüyor. E, Ener Valencia Caner'in tarafında arkaya yapacağı koşularla etkili olabilir ki Dinamo Kiev mücadelesinde de 3 tane Arda Güler'in pası, Bilin Arao'nun pasıyla son markasına sarktığı koşullarla pozisyon buldu Ener Valencia. E, Joao Pedro oynadığında savunmayı üstüne çekerek sırtı dönük oyunu oynarken yine diğer hücumcuların araya attığı koşular Fenerbahçe'nin hücum sekanslarından oluyor kesinlikle. Ve bu yüzden aslında Sivas Spor cephesinde Caner'in oynaması Fenerbahçe'nin bunu avantajına çevirebileceği senaryoları da beraberinde getiriyor. Sivas Spor'u takdir ettiğim noktalardan biri de kesinlikle yani uzun senelerdir Rıza Hoca ile beraber ki ligin şu an en uzun süre görevde kalan antrenörü olması gerekiyor. bu kadar fizik yapısıyla ön plana çıkan bir ekibin aslında bir bakıma da rakiplerini sertlikle sindirebildiği çok maçında görüyoruz Sivas Spor'un özellikle Sivas deplasmanında oynanan maçlarda. Buna rağmen ligin en az foul yapan iki takımından biri Sivas Spor. Bu hakikaten beni biraz garibime gitti. Bu da aslında işin savunma tarafına fiziki sertliğine kadar dozunda bu sezon özelinde yaptıklarını ve bir duran top tehlikesiyle karşılaşmamak için de aslında kontrollü bir sertlik yaptıklarını gösteren istatistiklerden bir tanesi. Sivas'ın bireysel hücum kalitesiyle skora gittiğini söyledik. Yani genelde Diasaba ve Gradel üzerinden okuduk bu oyunu. Zaten kenar ortasıyla duran toplardan gol bulmayan bir takım Sivas. Direkt geçişlerden ve akan oyunda gollerini paslarla beraber bulan bir ekip. Bu yüzden aslında özet olarak değerlendirdiğimiz zaman Fenerbahçe'nin bu kadar başarısız kısa pas yapan ve bu kadar uzun vuran bir kalecisi olan Sivas Spor'a ön alan baskısını bu maçta ne kadar kabul ettirebileceği ve Mustafa Yatabari'yi ne kadar çok performansını aşağı çekebileceği ile doğru olan orantılı bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Yani bana kalırsa Gradel ve Saba dedik ama Mustafa Yatabari Sivas hücumlarının gerçekten bence %60'ı 70'i Fenerbahçe cephesinde de işin savunma güvenliğini biraz daha ciddi tutması gereken bir maç olarak görüyorum. Gradel tehdidinden dolayı bakalım bu mücadele iki Avrupa Ligi ve Konferans Ligi temsilcimizin mücadelesinde bizi neler bekliyor? Bugün de Migros'un sunduğu analiz masası programının burada sonuna geliyoruz. Fenerbahçe Sivasspor mücadelesinde Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.